Dün Karaköy yemek turuna çıktım çünkü Zekeriya Köy'deki emlakçılar boşluktan birbirlerini taciz etmekten başka bir şey yapmıyor. Birinin telefonunu açıyorum, gerek de yok. Açıkçası emlakçılar aramasın lafı. Her geçen gün farklılık kazanıyor. Karaköy yemek turunda semtimizin insanı Zekeriya Köy'de hizmet eden Osman Bey'in firması o sesten bir porsiyon dürüm aldım. 300 lira. Balık ekmekte ne kadar çekti karttan görmedim ama herhalde 150 falandır. Burada esas göstermek istediğim size tarihi iki tane olay var. Bugün artık pek cemaati kalmayan Türk Ortodoks Patrikhanesi hemen o arka sokakta Selçuk abi Tophanelidir. Gördüğüm en milliyetçi ve delikanlı insandı. Gençliğimizde de MHP ile tanışmıştık. Aziz Nikola Türk Ortodoks Kilisesi. Artık fazla bir cemaati kalmasa da Eren Erol ailesi hem Hristiyan Karaman kökenli bir aile hem de Fener Ortodoks Patrikhanesi'nin bölücü tavırları üzerine kendi patrikliğini açan Türk milliyetçisi bir aileydi. Var olsunlar. Burası da bakın karşısı Sepetçiler Kasrı. O zaman deniz buradan daha içerideydi. O hani Bizans kralının fetihi önlemek için çektirdiği zincir duymuşsunuzdur. O bu yeraltı camiinden zincir şu Türk bayrağının olduğu Sepetçiler Kasrı'na kadar çekilmişti. Yani boğazın girişini engelleyen zinciri gözünüzün önüne getirin denizde. İşte yardıma geliyor kadırgalar falan, Venedikliler. Onlar geçiyor. Fakat Türk kadırgaları zincirden geçemiyor hikayesi. Sepetçiler Kasrı'yla Yeraltı Camii arasında. Arkadaşlar kendime asistanım Melike ve yardımcım Tim için böyle klasik Türk işi emlak işlerinde size yardımcı olacak. Bunun dışında tarih, sosyoloji konuşmak, hayatın böyle yerel ve bıktırıcı temposundan uzak gayrimenkul danışmanlığı ve sohbeti yapmak isteyenlerle de kendi telefonumdan konuşacağım. Bu artık diğer emlakçıların telefonlarının hiçbirini açmıyorum. Bu saydığım yardımcılarımla konuşabilirler. Gerek yok. Emlakçı görünce irrite oluyorum. Hoşçakalın.